arkadaşlar. Bugünkü konumuz DC motor kontrol kartı ya da devresi. Bu kartı arkadaşlar kısaca bir tanıtım yapacağım ve ufak bir deneme yapacağız. Şimdi arkadaşlar bu kontrol kartı 30 ampere kadar DC motorlarınızı kontrol edebilirsiniz. Daha önceki videolarda altı bacaklı toggle anahtarıyla nasıl motor yön kontrol edilebilir videosunu çekmiştik. Burada da yüksek amperli motorlarınızın nasıl kontrol edebilirsiniz yönünü onu açıklayacağım. Arkadaşlar bu kontrol kartla ister üst bacaklı bir anahtar ile ya da PLC ile kontrol edebilirsiniz. Bu kartımız röleleri arkadaşlar iki çeşit, yani tetikleme röleleri şunlar: 12 volt ve 24 volt tetiklemeli. Şu rölenin arkadaşlar, şu kremasyon rölenin güç beslemeleri. Burada 12'de 24 volt yazıyor arkadaşlar. Buradan röleniz 24 voltsa 24 volttan, şu kart 12 volt arkadaşlar. 12 voltsa 12 volttan besleme yapılacak şu girişler. Şu kısım in yazan kısım arkadaşlar. Buradan da motorun gücü, yani güç girişi buradan oluyor. Mesela siz DC motorunuzu PWM ile hızını kontrol edeceksiniz. Mesela PWM'den çıkış hızını, çıkış kablolarını şuraya bağlayabilirsiniz. Ya da direkt mesela motorunuz 12 voltsa 12 volt girişi ya da 24 ise 24 girişi, 48 ise 48 girişi şu in yazan yerlerden giriş yapılacak. Yani 220 volt motorunuzda varsa onlar da şu buradan in yazan yerden giriş yapılacak. Yani şu buradan giren arkadaşlar, buradan giren volt motora gidiyor. Yani motor da bu buradaki anahtarlamalar ile açıp sağa sola çevirme yapıyor. Dediğim gibi arkadaşlar şu in yazan yer bizim motora giden güç kısmı. Evet arkadaşlar, şu karttan bahsetmiştim. Eğer projelerinizde DC motorunuzun hızını kontrol edecekseniz bu hız kontrol kartının çıkış bacaklarını bizim bu kartın in yazan yerine gelecek arkadaşlar. Buradan siz motorunuzun bu pottan hızını bu şekilde, yani çevirerek ayarlayabilirsiniz. Kartımızdan uyumludur. Şu kısım motorumuzun anahtarlama yeri arkadaşlar. Sağ ve sol şu orta bacak. Yani 3 bacaklı bir toggle anahtarla motorunuzun yönünü kontrol edebilirsiniz. Ben örnek olarak bağladım. Şu şekil 3 bacaklı toggle anahtar. Ortadaki bizim kartımızın orta kısmına geliyor. Anahtar yazan yerin ortadaki yere geliyor. Sağ ve sol şu 3 bacağımızın ve sağ soluna geliyor. Bu şekilde toggle anahtarı çalışacağınız yere götürüp oradan tetikleyerek çalıştırabilirsiniz. Hatta ben devreyi bağladım. Bir deneme yapalım arkadaşlar şu şekil. Gördüğünüz diğer tarafa. Stop ortadaki. Dediğim gibi arkadaşlar şu şekil. 3 bacaklı bir toggle anahtarıyla yönünü kontrol edebilirsiniz. Kartımızın motor yazan kısmına motor kablolarını bağlayacağız arkadaşlar. Şu şekil motorumuzu, kablo yönleri fark etmiyor. Evet, özetlersek şu an takılı olan kartımızdaki, hemen kısaca açıklayayım. İn yazan yere motorumuz 12 volt olduğu için girişe 12 volt bağladım. Hız kontrolü yapmayacağım. Rölemiz bu
kart 12 volt röle olduğu için 12 volt bağladım şu kısmı arkadaşlar. Anahtar yazan yere de 3 bacaklı toggle anahtarımı bağladım şu kısım. Motor kısmı yazan yere de motorumun kablolarını bağladım. Ve şu şekil. Motorumu kontrol ediyorum. Son olarak PLC ile nasıl kontrol ederiz kartımızı? Şimdi dediğim gibi arkadaşlar, bu kontrol kartımız 12 ve 24 volt tetiklemeli. Röleniz kaç voltsa, 24 voltsa, buradaki girişe bir voltaj girişi olacak. Eğer PLC'niz artı girişliyse, yani PLC'niz artıyla tetikleniyorsa, şu kısım arkadaşlar, 12-24 yazan kısmı en başındaki yer artı giriş olacak. Artı giriş olduğu zaman PLC'den şunlara, şu anahtar yazan kısmı sağ ve sol tarafına artı ve artı voltaj gelirse motorumuz sağa ya da sola dönecek. Eğer ki PLC'nizi eksiye göre tetikleme yapıyorsanız, en baştaki yere eksi bağlanacak arkadaşlar. Şu güç yerine. Buralara eğer eksi voltaj verirseniz, anahtar yazan kısmının sağ ve soluna eksi voltaj verirseniz, motorumuz sağ ya da sola dönüş yapacak. Bunu bağladığım kartta bir deneme yapacağız arkadaşlar. Bu kartımız artı tetiklemeye göre ben ayarladım. Yani PLC'den eğer artı tetikleme olursa nasıl bağlayacağız? Şu kısım arkadaşlar, bu en baştaki yere ben artı bağladım. Buraya eksi bağladım. Yani nasıl yapacağız? Şu sağ ve sola eğer artı voltaj gelirse motorumuz sağ ve sola dönüş yapacak. Ben güç kanalından bir artı uç çıkardım ve sizin için bir deneme yapıyorum. Gördüğünüz arkadaşlar, anahtar yazan kısmının sol tarafına artı değer uyguladım, artı voltaj uyguladım, motor bir yöne döndü. Diğer sağ anahtar yazan kısmı sağ yerine bağlı değdiriyorum, diğer tarafa dönüyor arkadaşlar. Dediğim gibi PLC'den eğer artı tetikleme gelecekse bu şekilde dönüyor arkadaşlar. Şu anahtar yazan kısma artı voltaj gelirse bir dönene, diğer tarafa bir artı voltaj gelirse yerine dönecek. Bu şekilde arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım videomuz size yararlı dokunur. Kartımız mağazamızda mevcuttur. İhtiyaç halinde satın alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.